Lanet olsun. Charlie, hadi gidelim. Şerefe. Hadi bakalım Şerefe. Çok güzel. Harika bir gece. Çok güzel. Bu iyi geldi işte. Ay evet. Hadi bakalım. Hadi Şerefe. Evet hadi. Ay evet öyle. Bana mı yazıyorsun? Dans edelim mi? Ben mi? Evet. Evet. Ya sen? Her zaman. Hop. Kebap ister misin? Bir dahakine kendini zorlamamalısın. Hayır. Hayır. Hamileyim. Ne? Hamileyim. Lanet olsun. Sen ciddi misin? Lanet olsun. Bu harika. Yani onu aldırmayacağız, öyle değil mi? Aldırmayacağız değil mi? Bu bizim. Charlie, o bizim. Öyle değil mi? Evet, bizim. Bekle. Anahtarlar. Dur. Bir dakika. Hop. Yakala beni. Tut. Hey, yakala hadi. Gel. Yine mi kusacaksın? Ah lanet olsun. Ah lanet olsun. Yine mi? Ne oldu? Evet. Tamam,
Dinle. Nirvana. Cennet hissi demek. Hı hı. Başka bu. Poppy. Dövüşçü olmasını mı istiyorsun James? Tia? Tanrıça anlamında. Bence ona tanrıça diyemeyiz, öyle değil mi? Kibirli olabilir. Ne dersin? Tia. Aslında sevdim. Gidiyorum ben. Evet. Hop. Gel bakalım. Babanı aradım. Ne zaman? Birkaç gün önce. Neden? Bilmiyorum. Tia ile tanışmasının iyi olacağını düşünmüştüm. Onun yanına yaklaşmayacak bile Charlie. James. Charlie. Onu tören gibi bir şeye götürmeye çalışacak. Tamam, tamam. Başladım. Artık yoruyorum. Adı ne? Tia. Şirin. Önünde çok uzun bir hayat var. Ve sonrasında öbür dünyada da. Ben birkaç saate dönerim, tamam mı? Söz. Hmm. Sorun olur mu? Olmaz. Dışarıda kendi kendimize takılırız. Dışarıda yürürsünüz belki, ha? Günlerdir hep evdesin. Görüşürüz.
Şey ya, yani birkaç saat önce söylediğini düşündüm. Mesajı alınca beni arayabilir misin? Tamam. Ya tamam, geçti. Tamam geçti. İyi misin? Evet. Of, lanet olsun. Ay. Affedersin. Düzgün koyamamışım. Bağışıklığı nasıldır? Pis böceklere karşı korunma açısından bu önemli. Pek sesi çıkmaz. Düzgün beslenmek için zamanın var mı? Uyuyor musun? Emzirmeyle aran nasıl? İyi, emmeyi seviyor. Tamam, emzirme mi biberon mu? Biberon. Kararından memnun olduğun sürece hangisini seçtiğin önemli değil. Bebekle iyi misindir? Zaman geçirir misin? Evet, çok. Evde yardımcın var mı? Eşin, ailen ya da herhangi biri? Anne babamı tanımıyorum. Kendim hallederim. Yardımcı bulabilirsin. Evet, biliyorum, evet. Ama anne olmayı seviyorum. Erkek arkadaşım da çocuk gibi ve sanki iki çocuğum var gibi geliyor. İyi misin? Evet ama sırtımda yaralar oluştu. Görebilir miyim? Tabii ki. Kızım doğduktan sonra oldu. Her gün daha da çoğalıyor gibi. Evinde hayvanın var mı? Hayır. Baş dönmesi, bayılma. Hayır. Aklımı kaçırıyor gibiyim. Onu bırakıyorum ve sonra Tamam. Bir takip edelim. Devam ederse bana söyle. Sorun olmazsa birkaç kan testi istiyorum. Tabii, olur.
Geldim. Lanet çenenizi kapayın. Belki bir şey yapabilirler. Polislerle konuşmak istemiyorum James. Bir yerde bir şey vardı, tamam mı? Belki. Bak ben. Tamam ama nasıl bir şey? Sinirli bir şey. Bu. Bilmiyorum. Bu doğum sonrası depresyonu mu yoksa? Tamam evet. Yardım için kelime boğazladım. Evet harika. Evet. Başka bir yerde ev arayacağım. Tamam mı? Ne kadar sürer? Bilmiyorum. Babanı ara. Bunu istemiyorum Charlie. Bak ben... Bak lütfen. Lütfen ona sor. Lütfen. Peki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen sor. Lütfen. Ona sor, tamam mı? Ne olacak bilmiyorum. Gel buraya. Gel. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Sana iyi bakıyor mu? Sadede gelebilir miyiz Charlie? Evde bana bir şey saldırdı. Buna üzüldüm. Ölüm. Sen bunları seversin. Ben küçükken tek yaptığım bir şeylere vurmaktı. Duvara saçma sapan şeyler çizerdim. Ben gizli bilimciyim. Ben deli değilim. Başka? Ayrıca sırtımda çok tuhaf yaralar da oluştu. Biz de ailedeyken... Böyle şeylerle uğraştık. Biz değil. Çünkü ben hiçbir şey görmedim, öyle değil mi? Çünkü seni korudum. Evinizi boşaltmanız lazım. Boşaltmak mı? Sana saldıran şeyi yok etmem. Ve sonra tekrar olmaması için önlem almam gerekiyor. Gürültülü değil mi? Çanta ya da kutu lazım. Eşini mi?
Evet. Gittikten sonra onu gördüm. Ne oldu? Yapma. Charlie gerçekten. Ne iş çeviriyorsun sen? Bir şey. Şekilli şeyler. Göz, diş, yüz. Dünyamıza açılan bir pencere gibi. Ve Tia gibi çevremizdeki tehlikeli çocuklar. Tia gibi mi? Evet. Bunlar onun yüzünden. Işığı dünyamızdan bir sonrakine yansıyor. Saçma sapan konuşmayı keser misin? James, lütfen çeneni kapat, tamam mı? Lütfen. Aslında Tia doğaüstü güçleri çekiyor. Bu ev yaşadığınız yer olduğu için çıkmanız gerekiyor. Beni dinlemelisiniz. Tekrar olmasını istemiyorsanız. Yapın. Her gün tuzlayın. Her gün. Eşiği, pencereleri de. Bir şey daha yapmanız lazım. Santimetre mesafeden vücudunun etrafının dört yerine mum damlatın. Yakın tutmaya çalışın. Damlalar ne kadar yakınsa o kadar iyi. Bebeğimizin çevresine sıcak mum mu damlatalım yani? Evet. Hayır. Zorundasınız. Onu korumalısınız. Kendinizi de. İşe yarayacak tek şey bu. Nereden biliyorsun? Çünkü kendime de yapmam gerekti. Durumu kalıtsal. İnanın. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Ne? Gözlerinizi kapatın. Engeli aklınızda canlandırın. Güzel kız. Soluma, soluma. Sağıma. Yukarıdaki annem. Yukarıdaki babam.
güvendeyim. Bunu ne kadar da bir yapacağız? Her gün. Bunu her gün yapmanız gerekli. Eller. Bu beş taneden hangisini aileniz olarak seçerdiniz? Seçmek deyince yani gidip sonsuza kadar yaşamak için mi dedi Peri. O da evet dedi başıyla. Merhamet için yalvardı. Cadıya, karım pencereden çan çiçeğinizi gördü ve o kadar aç ki bir şey yemezse ölürdü dedi. Çan çiçeği ne? Güzel bir soru. Bu şey ıspanaktı herhalde. Tamam. Cadı biraz düşündü ve ona istediğin kadar çan çiçeği alabilirsin dedi. O da sevmiyordu. Sadece bir şartla. Doğmamış kızını bana vereceksin. Uyuyalım mı? Bu gece kötü rüyalar görebilirim. O zaman annen ve benimle uyuyabilirsin. Ne dersin? Tamam mı? Hadi. Uykum yok ama. Sabaha kadar da uykun gelmez zaten değil mi? Bak ne diyeceğim. Eğer en kısa sürede uykuya dalarsan yarın pizza yiyebiliriz. Tamam mı? Anlaştık mı? Ne dersin? Güzel. Tamam, hadi bakalım. Crowley, kötü olmadığını duydum. James, yardım et bana. Ne düşünüyorsun? İki kat büyük. İçeride havuz yok. Seks zindanı yok.
Dışarıda havuz yok, dışarıda çardak yok. Böyle yaşayamayız, hayvan değiliz biz. İşten biraz alamaz mısın? Bakıcı çağırırız. Evet, ama Tia okuldayken tüm günü endişelenerek geçiriyorum. Yani yanında yabancı biri olmamalı. Peki tamam. Peki bakıcıya havada uçan bir sandalyeyi nasıl açacağız? İyi olacak Charlie, tamam mı? Üstüne bu kadar düşme artık. Bak gitmiyorum Charlie. Tamam, ben biraz gideyim de kızımın üstüne düşeyim. Seninle konuşmaya çalışırsa ne yapacaksın? Umursamayacağım. Evet doğru. Peki seni itmeye çalışırsa? Olmamış gibi davranıp gülümseyeceğim. Biri başka birine zarar verirse? Olabildiğince sessiz bir şekilde uzaklaşacağım. Evet. Ve? Ve kötü bir şey olursa kodu söyleyeceğim. Değil mi? Yani? Moz. Duanı ettin mi? Aferin. Tamam, biraz bekle. Kitapların. Evet. Bu ne? Oyuncak bebek anne. Oyuncak bebek değil, değil mi? Yüzü var değil mi? Tia, nereden buldun bunu? Okulda. Herkesin var. Çok güzel. İstediğini biliyorum tatlım, ama senin olamaz değil mi? Evet. Gel. Tia, biliyorsun değil mi? Yüzü olmamalı. Tamam mı? Beni dinliyor musun? Söz ver. Annen seni seviyor. Tamam. Tamam mı? Görüşürüz. Tia?
Biri geldi. Merhaba. Ben yine arkadaşınım. Oynamak ister misin? Hı? Hadi gel. Al bakalım, bu senin. Annen aldı. Teşekkür ederim anne. Bugün patrona bir şeyler söyledim. Biraz flört ettim. Ve biraz da öpüştüm işte. Bana birazcık izin vermesi için onu ikna ettim. Ve birkaç gün izin almayı başardım. Ona bir dahaki sefere tam bir zaman ayırabilirsem bir hafta izne tamam dedi. Teşekkür ederim. Ne demek? Tamam, gidiyorum. Yine bir kabus. Ben giderim. Baba, benim şey...
Bize gelebilir misin? Hayır hayır, biz iyiyiz. Lütfen bize gel baba, lütfen. Kontrol edemiyoruz. Tedavi etsek nasıl olur? Yatıştırıcıyla falan olmaz mı? Ne yani, ilaç mı içecek? Bak, o sürekli sorun çıkarıyor, bizi hiç Charlie, dinlemiyor. Lütfen. Tia daha 6 yaşında. Evet, daha da kötüleşiyor. Ben sadece normal olmasını istiyorum. Asla normal olamaz. Her zaman farklı olacak. Elizabeth. Onu Elizabeth'e gönderelim. O ne yapacağını bilir her zaman. Oturun. Bu Tia.
Şimdi tören bitti. Çıkıp oynamak ister misin? Küçük kızlar içeri tıkılıp kalmamalı. Şey hayır, bizimle kalsa daha iyi bence. Saçma, burada tamamen güvende, git hadi. Tia, seni görebileceğimiz yerde oyna lütfen. Şimdi nerede kaldık? Bakın, babam neden size bizden ve Tia'dan bahsetti hiç bilmiyorum. Bana pek anlatmaz. Nedense benimle konuşurken utanıyor. Arkadaşsınız öyle değil mi? Benim öğrencimdi. Tamam peki, bakın ben... Biz baştan başlayabilir miyiz? Güzel kızım, ben en başında oradaydım. Tia ile tanışmıştık orada. Doğru değil mi? Onu nasıl durdururuz? Bunu bilmemiz gerekiyor. Durdurmak mı? Bu o. Bununla yaşamak zorunda olduğumuzu mu söylüyorsunuz yani? Evet. O sizin kızınız. Canı yanacak. Bu hediyesinin bir karşılığı. Hediye mi? Onu durduramazsınız. Ama başa çıkmasını sağlayabilirsiniz. Benim gibi. Neredeyse tüm hayatımı kendimi korumayı öğrenerek geçirdim. Peki nasıl başardın? Bir sürü şey. Büyüye başvurdum. Hayalde canlandırma yapmak için size kitaplar, metinler verebilirim. Ona öğretebilir misiniz? Bu mantıklı değil. Neden? Neden mantıklı değil? Lütfen. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen. Bunu yaparsam yöntemlerimi sorgulayamazsınız. Belki babamı akşam yemeğine davet etmeliyiz. Belki biraz daha çabalamalıyım. Emin misin? Bakıcı bir gece olsun yardımcı olur belki. İçki, bar, kızlar. Hadi gel bakalım. Gel benimle. Tamam hadi.
güzel görünmüyorsun. Okul forması genellikle çamur içinde bırakır. Hadi bakalım, biliyorsun sana yardım edecek. Sana yardımcı olayım mı? Evet. Neden? Çünkü annemle babamı daha fazla korkutmak istemiyorum. Hadi gel o zaman. Merak etme. Seni gelip alacağım, tamam mı? Çünkü söz verdim, değil mi? Tamam mı? Mutlu musun peki? İyi, gülümse. İşte böyle. Hadi şimdi git. Git 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 git. Hadi bakalım. Filmleri ve dizileri beklemeden ücretsiz izleyin. Adresimiz network.co. Annen zaman geçireceğimiz için çok heyecanlı. Annem bana hiç iyi davranmazdı. Neden? Benden korkardı. Gel otur Tia. Hadi. Neden bana yardım ediyorsun? Hasta olsam bana bakmaz mıydın sen? Bakardım. Neden? İnsanlara yardım etmek çok güzel. İç, sıcak değil. Bitir. Çok özel bir çay. Bu çay bana dünyanın nasıl olduğunu gösteriyor. Senin ve benim gibi insanlar kimsenin göremediği şeyler görürler. Savaşma. Savaşma. Tia. Hadi Tia. Bir dal getir. Bütün kötülükler bu çocuğun etrafından hemen gitsin. O kurtulsun. Bu çocuk suçsuz. Güzel ve derin bir yere çok geniş bir daire çizin. Bu ne? Korunma. Güvende olana kadar sakın dışına çıkma.
saldırdığını biliyorum. Kızınızı bir parazit avlamaya çalışıyor. Ondan yararlanmaya çalışıyor. Onu koruyabilirim. Ama onu her gün görmem gerek. Onu her gün bana getirmelisiniz. Komik olan ne? Bu bir sır anne. Birçok insan içinde bulundukları dünyanın sonsuzluğunu kabul edemez. Umutsuzca gerçekliği üstlenirler. Bu yüzden bundan kaçarlar. Kendi yaşamlarına bakarlar. İntihar nedir bilir misin? Hayır. Güzel. Böyle bir seçeneğimiz yok. People like you and I, Thea, must confront our reality. Ailen seni anlamış gibi görünebilir ama anlayamazlar. Gördüklerini daha çok anlattıkça senden uzaklaşmak isteyecekler. Bunları öğrenmem çok uzun bir zaman aldı. Öğrenecek kimsem yoktu. Kapıyı görebiliyor musun Tia? Arkasında ne var? Karanlık. Dünkü ağaçların oradaki varlık. Bulabildin mi? Hissedebiliyor musun? Hayır. Oyuncak verildiğinde bu senin sorumluluğun. Oyuncak kırılırsa bu senin hatan. Bu yüzden kapıdan bir şeyin girmesine izin verirsen ve annen ya da babana bir şey olursa bu kimin hatası? Benim. Evet. Uğraşman gereken bir şey gelirse asla anneni
ve babanı çağırma çünkü sorun olabilir. Anladın mı? Peki, neredesiniz? Güney Londra'nın bir ucunda. İster misin? Ama biliyor musun? Buraya geldiğinde çevrenin öğrenciler yerine esnaf ve fırıncılarla dolu olduğunu görüyorsun. Oh. Sıcaktır. Ben de alabilir miyim? Tabii. Önümüzdeki 15 yıl içinde. Evet, yaramaz maymun. Tamam, bekle. Ne çizdin? Bak. Arkasında gördüm. Neydi? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmeden savaşmaya mı çalışıyorsun? Ne yapmamı isterdin? Ailesi onun kontrol altında olmasını istedi. Böyle bir şeyi kaldıramaz. Ne yapacağımı anlatmaya başlamadım. Bu yüzden bana geldiler. Uzman değilim ama benim yaptığım şey ailemi korumak. Ben senin hatalarını düzeltiyorum. Bana oğlunun çocuğu olacağını söyledin ve bu bir işaret olabilir. Gittim, gördüm ve bu insanlara en kısa zamanda yardım etmeni söyledim sana, değil mi? Peki sen ne dedin? Demek istediğim bu değildi. Sen ne dedin Alistair? Oğlunun onu tamamen kendisi için görmesi gerektiğini, bu 6 yıl içinde yardım edebilecekken o kadar şeytanca bir şeye izin verdi ki ben bile onu kurtaramam. Özür dilerim. Yapamam bunu. Çok üzgünüm Alistair. Baba. Vücudumdaki her his seni korumak içindi.
Seni koruyordum. Seni hep korumaya çalıştık. Sarhoş musun sen? Yeniden hayatında olmak istiyorum. Baba olmak fedakarlıktan başka bir şey değil. Birini istiyor. Belki beni alır. Baba, baba ne oluyor? Ne oldu? Daha fazla kaldıramayacağım. Tia, yukarı çıkıp ara. Ne oluyor? Hayatımı geri istiyorum. Lütfen onu götür.
Onun hayatının nasıl olduğunu bilmiyorsun. Ne gördüğünü asla bilmiyorsun. O zaman göster. Göster, göster bana ne görüyor göster. Bana hayatımın 6 yılını çalan o görünmeyen şeyi göster, tamam mı? Ne yapacağım? İçeceksin. Bunu istediğinden emin misin? Leziz olsun diye yapılmamış sanırım. Görürsen gör, sakın korkma, sinirlenme. Güçlü duygular, görmek istemediğin varlıkların seni görmesini sağlar. Zorlanacaksın. Ama ne görürsen gör, korkma veya sinirlenme. Kelimemiz. Birine bir şey oldu. Anne! Artık senin annen olmak istemiyor. Seni hiç düşünmedi. Sadece kendini düşündü. Yıllarca o hiç zarar gördü mü? Hayır. Bu kadar güzel bir çocuğun annesi olması için onu ve yaralarını kabul etmek zorundasın. Zorundasın, tamam mı? Bunu yapmak zorundasın. Gel Tia, hadi. Benimle gel. Çistiya. Şu,
Uzun zamandır yaralanıyor. Ondan kurtulmak istiyorum. Onu benden almalısın. Bana hasta olursam yardım edeceğini söyledin. Hastayım Tia. Bu şimdi senin görevin. Hadi git. Çemberin dışına çık. Hadi çık. Git oraya. Hayır. Canın yanmayacak. Annen gibi sana bakacak. Hayır. Hadi git. Çemberin dışına. Canım yanacak. Tia, bana güvenmelisin. Hayır, yalancı sen. Tia. Yardım et Tia. Bence yaparsın. Onu itmem lazım. Ama çok fazla yapamıyorum. Tamam, biliyorum, yaparsın ama. Tamam mı? Biliyorum seni. Tamam, ne yapman gerekiyor söylesene. Hayal etmeliyim anne. Tamam, bana anlat onu. Soğuk. Islak mı, kuru mu? Islak. Dedemin kanı gibi ıslak. Tamam. Hadi. Onu itmeni istiyorum. Onu it ki sana zarar veremesin, tamam mı? Tamam mı? Hadi. Benden önce arkama, sağıma, yukarıdaki baba, yukarıdaki anne, kendim, güvendiğim.